Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Hometech HT-C14M'yi inceliyoruz. Bir laptop. Gayet hafifletilmiş, ekonomik olması planlanmış bir laptop. Evet. Metal gövdesi görüyorsun. O enteresan. Metal olması bizim hoşumuza gidiyor. Doğru, metal. Isıyı da dağıtmakta birazcık katkısı oluyor. Bence ilk ele alındığında dikkati çeken tarafı o. 13.3 inç bir ekranı var. Hı-hı. 1080p. Evet. IPS ekranı var. Parlak değil ama, değil mi? Değil. Değil, dokunmatik değil. Yani parlak olması gerekmiyor. Biz zaten mat tercih ediyoruz. Mat seviyoruz. Şimdi bu laptopun bütün canını sağlayan şey Celeron N3350 yongası Intel'in. Bu Apollo Lake aslında Atom işlemcisi. Şimdi Apollo Lake Atom işlemcisinden Intel Celeron'lar üretti. Farklı özelliklerde Pentium'lar üretti. Burada Apollo Lake Celeron etiketiyle karşımıza çıkıyor. N3350. Bu 14 nanometre teknolojili bir işlemci. 1.1 GHz hızı var ama turboyla 2.3-2.4 GHz'e kadar hızı değişiyor. Çift çekirdek, hyperthreading yok. 64 bit işlemci. İşletim sistemi de 64 bit zaten. Bu 6 watt bir işlemci. Yani evet. Çok tamamıyla mobil düşünülerek, aslında bu laptop'tan daha mobil cihazlar, telefonlar, tabletler düşünülerek üretilmiş bir işlemci. Burada laptop kasasına konarak karşımıza çıkmış. Bütün cihazın performansını, kapasitesini de bu belirliyor. Doğru. 3 GB belleği var. Çift kanal. DDR3L tipinde. Tabii ki Intel Yonga'nın kendi grafik çekirdeği, HD Graphics 500. Kendi grafik çekirdeğini kullanıyor. 32 GB SSD'si var içinde. Bütün depolaması ondan ibaret. Bellek kartı ayrıca takılıyor. Micro SD kart yuvası var. Doğrudan micro SD kart takıyorsun. Evet. Onunla genişletebiliyorsun ama kendi depolaması 32 GB. SanDisk üretimi bir SSD var. Mini SSD var içinde. 170 MB saniyede okuma hızı var. 100 MB yazma hızı var. Günümüzün o 500-600 MB'lık SSD'leri gibi değil ama bu cihaza yetecek. Bu cihaza göre bir SSD. 4800 mAh pili var. Dahili pili. Şöyle bir duvar tipi bir adaptörle şarj oluyor. Birazcık laptoplardan alışmadığımız bir formatta. Evet. Doğrudan duvara takılan bir adaptörüyle şarj oluyor. Kendi üzerinde 2 megapiksel web kamerası var. Görüyorsun. Bluetooth 4.0 ile dünyaya açılıyor. 802.11n Wi-Fi kartı var içinde, Realtek. Bana ilginç gelen bir özellik, bunun Wi-Fi kartı USB'den sisteme bağlı. Öyle tasarlanmış. Kullanımda bir şey fark ettirmez. Bir USB 3 portu var, bir USB 2 portu var. Mikro HDMI görüntü çıkışı var. Evet. Dahili mikrofonu var. Bunlar da dünya bağlantıları. 2 kilogramın altında bir sistem, tahmin edeceğin üzere. 1,5 kiloya yakın dans ediyor. 13.5 milimde 1.3 santim ya da kalınlığı var en kalın yerinde. İnce bir sistem, yani öyle tabii. Eski laptoplar gibi değil. Hani şeyi taklit ediyor aslında, bu kasa Ultrabook kasasına yakın ama iç özellikleri Ultrabook'tan daha hafif. 64 bit işletim sistemiyle geliyor. Windows 10 Single Language Türkçe yüklü geliyor. Özellikleri bunlar. Dünya ile bağlantısı şey bunlar ama mesela Wi-Fi'ında 5 GHz yok. Öyle gelişmiş şeyler çok beklemeyeceksin. Ekran dokunmatik değil ya da bu bir tablete falan dönüşmüyor. Ekranı üzerine falan kıvrılmıyor. Bir geleneksel anlamda bir laptop aslında. Ya şey gibi diyebilir miyiz? Mesela bazı kişiler var. Tabletini alıyor. Yanına bir de klavye alıyor. Kullanıyor. Bazıları da onu istemiyorlar. Yani biraz derli toplu olsun işte. Aynı format olsun. Aynı bir format de şu olsun. Portlar olsun. HDMI çıkışı falan olsun istiyorsa bu daha geleneksel beklentilere karşılık veriyor. Ama tabii ki Atom işlemcisi olunca performanstan çok bir şey beklemen lazım. Aslına bakarsan ben bunun hep şey düşündüm kurcaladığım süre boyunca. Tablet donanımı laptopa dönüştürülmüş gibi. Evet, öyle. Tam yani olarak özellikle 32 GB depolama
O belli ki bir modül, bir SATA falan hani kart şeklinde ya da disk şeklinde değil de belli ki bir o modül olarak board'un üzerinde. O bana doğrudan tablet düşündürdü. Ama o senin dediğin tablet ve klavye takılmış sistemlerde genelde işte bu portlar falan olmuyor. Çünkü orada bütün donanım ekranda oluyor aslında, tablette oluyor. Onda da öyle bir sürü USB portu falan olmuyor. Bunda var. Evet. Ha, bir tane USB 3 var farkındayım. Ama var işte normal bildiğimiz dönüştürücü falan gerektirmeyen USB 3 portu var. Bir de 2 var. Sen oraya gerekirse hub takacaksın. Tabii. Micro HDMI'dan da görüntü alırsın. Bunu bir masaüstü sistem gibi ofisinde kullanabilirsin. Ciddi oyun maksadıyla tabii ki kullanmayacağız. Yok, burada anca işte Angry Birds falan iki boyutlu oynar. Çünkü Intel grafikler. Zaten çift çekirdek, hyperthreading yok falan pek bir şey bekleme. Genel olarak şunu söylemek lazım. Ben bir bu tür cihazlarda ben uzun uzun benchmark yapmaya inanmıyorum. Çünkü kullanımını ya da tercih nedeni olacağına inanmıyorum. Ama kendim merak ettiğimden bizim diğer sistemlere yaptığımız Cinebench testini yaptım. Hani kabaca şunu söyleyebilirim. Bunun işlemci performansı, saf işlemci performansı bir i7-7700K'nın onda biri falan gibi. Hatta hani onda birine yüzde biri falan gibi bir şey. Şaşırmamak lazım. Bununla çünkü hiçbir zaman öyle bir oyun oynanacağı ya da kapsamlı bir şeyler yapılacağı, Photoshop'ta dev bir grafik açılacağı falan varsayılmıyor. Bunun kullanımı o değil. Zaten depolama yok. 30 GB depolama diyoruz. Bu ne olabilir? Bir bilgisayarla ilk tanışma bilgisayarı olabilir. Çünkü şöyle de bir özelliği var. Bütün bu özellikleri saydık ettik ama fiyatı 190 yani. Dolar. Yani şu andaki piyasada fiyatı 850-860 işte belki bazı yerlerde 900 ama genelde 900 liranın altında. Şimdi 9 liranın altına da bilgisayar yok. Ekranıyla, klavyesiyle komple bir bilgisayar bugün alıyorsun. Bugün canımızı pek sıkmayacak bir laptop 2000 lira civarından başlıyor. Öyle, öyle. Şimdi 900 lira civarına komple bilgisayar alıyorsun. Bilgisayarla 3 GB belleği var. Bilgisayarla tanışmak için iyi midir? İyidir. Şunu söylemem lazım. Her şey Atom'dan ötürü, her şey senin alıştığın masaüstü bilgisayardan ya da i5 işlemcili, i7 işlemcili laptop'tan yavaş. Öyle. Genel olarak her şey biraz ağırdan geliyor. Deli gibi çalışan işte 15 tane tab açan, yanda Word açık, Excel açık bir şeyler yapan, profesyonel olarak bilgisayarla çalışan adam bundan şikayet eder. Evet. Yapamıyorum işlerimi der. Onu dürüstçe söylemek lazım. Ama ilk tanışacak birisi ya da zaten hani bilgisayarı tablet gibi kullanan tek uygulama bazlı. Tek uygulama. Evet, ekranda tek uygulama var. Onunla işi bitince kapatıyor. Excel'de işi bitince kapatıyor. Word'ü açıyor. O şekilde çalışan adam çalışır. Orada belki şey düşünmek lazım. Adam şey dedi, ya o zaman tablet niye almıyoruz? Bunda Windows var çünkü. Yani belki o Windows senin tek var. Uygulaman Windows uygulaması. İşte formatı klasik laptop formatı. Koltuğun altına kapatıp koltuğun altına alıp gidebilirsin. Onun da avantajları var. Ama bilgisayarla ciddi şekilde çalışıyorum, sabahtan akşama bilgisayar başında bir şeyler üretiyorum diyen adamın memnun bırakmaz. Her şey çünkü bir Atom'dan öyle ötürü biraz ağır geliyor. Senin arkandan koşuyor bu makine. Evet. Güzel performansıyla. Sana zor yetişiyor. İşte dedim ya, bu aslında bir tablet donanımının laptop haline getirilmiş olduğunu düşünüyorum. Tablette çalışırken genelde tek uygulamada çalışacaksın. Zaten çünkü çoklu pencere yok, bir şey yok. Düşün hani bir Android tablette çalıştığını düşün. Tek uygulamada çalışıyorsun. Sonra öbürüne geçiyorsun. O atılıyor. O şey, o zaman Atom o kadar kötü şey vermiyor. Doğru. Bir performans vermiyor. Burada da aynısı geçerli. Dediğim gibi bilgisayarla çok kısıtlı iş yapacak birinin önüne koyabilirsin. Firmanda bilgisayarla bir şey plan çizen, program çizen, bir şeyler yazanların önüne bunu koyamazsın ama resepsiyona koyabilirsin. Evet. Ya da belki bilmiyorum saha ekibinin çantasına atabilirsin. Çocuklar bir süre sonra çocukların performansına da yetişemeyecektir. Ama evet, ilk başta bilgisayarı kırarak, dökerek, üzerine bir şeyler dökerek öğrenme aşamasındayken bununla bir merhaba diyebilirler mi? Diyebilirler. Orta vadede, uzun diyemeyeceğim, orta vadede yetmeyecektir onlara. Tamam, o zaman daha çok para ödeyerek
eksiksiz bir laptopa geçebilirsin. Öyle, doğru. Ama ilk başta biraz da kurban edilecek gibi çocuğun eline bırak. Doğru. O sağlam çıkmayacak zaten. O öğrenme sürecini, acemilik sürecini can vermeden atlatamayacaktır hiçbir bilgisayar. Bu o iş için kullanılabilir. 1000 liranın altında, 900 liranın altında çünkü. Tabi bir de şey tarafı var. Bunun söyleyin 6 watt dedin. Pili de fena gitmiyor. Tabii ki. Çünkü dedim ya zaten ağır uygulamalar çalıştıramadığın için sen burada internet gezintisi yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Ama 10 tane tab açmayı bekleme. Evet. Genel olarak zaten bilmiyorum bu Wi-Fi kartının USB üzerinden bağlı olmasından mı? Sanmıyorum. Çünkü biz normalde de bilgisayarlara USB'den Wi-Fi takıyoruz. Bir yavaşlama hissetmiyoruz. Ama bunda bir ağda bir yavaşlık var. İnternetin sana yanıt vermesinde bir ekstra yavaşlık var. O yüzden o USB bağlantıdan ötürü olduğunu ya da 802.11n'den ötürü olduğunu sanmıyorum. Bunları biz normalde kullanıyoruz. 3 GB bellek de aslında kabul edilebilir. Yani minimum olarak kabul edilebilir bir değer. Ama işlemci bence. İşlemci. İşlemci çok yüz güldürmüyor. Onu da işte fiyatıyla değerlendireceksin. Eğer bütçeni bu söylediğimiz düzeyin üzerine çıkartabiliyorsan tamam. Önünde istemediğin kadar sistem var. İstediğini seç. Ama bu donanım bir de aslında Chromebook donanımı. He. Chromebooklar da genelde bu civarda gidiyor. Onlar Windows'a bulaşmadıkları için daha rahat. Belki bu hardware'de biraz daha tepki veren bir deneyim yaşatabilirler. Belki. Ama burada da biz şey de denedik. YouTube, Netflix çalışıyor. Atlamadan izliyorsun. Çalışıyor. O işi yapıyor. Televizyona görüntü alabilir misin? Alırsın. Dediğim gibi tercihini yapacaksın. Bu bilgisayarın en önemli özelliği ucuz olması. Ucuz olması. Daha çok harcayabiliyorsan önünde sonsuz seçenek var. Hepsi daha güçlü ama daha pahalı. Öyle. Keyfine kalmış. Ucuz bulmak daha zor. Evet. Pahalı bulmaktan. Doğru. Tekrar söyleyeyim. HomeTech'in HT-C14M modeliydi. Bu incelediğimiz model. Modeli. Hani genel olarak yapısı itibariyle hafifleştirilmiş bir dizüstü bilgisayar. Evet. Bir sonraki yönde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.